Merhaba arkadaşlar. Geçen yıl aynı burada bu zamanda bir gezi öncesi video çekmiştim. Korona gardiyan Türkiye bize zindan oldu demiştim hatta. Korona hala etkisini sürdürse de bizleri sağlık sıhhatle yeni bir bahara ulaştırdığı için Allah'a şükürler olsun. Baharın gelmesiyle bizi de bir heyecan bastı tabii ki. Geçen yılki gezinin bir kısmını arkadaşlar gideceğim de tamamını yalnız tamamlamıştım. Bu sefer yanıma iki tane ihtiyar delikanlı ayarttım. Üç kişi olduk. Üçü bir yerde. İnşallah Nescafe tadında bir gezi yapıp geleceğiz. İnsan ne bilsin ki balın tadını eğer arıyı çiçeği bilmiyorsa, çiçeğin çıktığı vakit doğada gezmiyorsa, arının sesini dinlemiyorsa, gidip dedesiyle atasıyla beraber ormanda gezip aşı yapmıyorsa, o böceklerin arılarının ondan nasipleneceğini bilmiyorsa, o balın tadı nereye gider ki? Balı ballandıran şey, balın kaynağında yaşamak, onu bilmek aslında. Ondan uzak kaldığımız zaman hayatında lezzeti tadı kalmaz. İlk durak her zamanki gibi APA barajı. Baraj bayağı dolmuş. Akşama doğru kısmetse barajı dolduran sunun gözünde olacağız. Dikili Taş Yaylası'ndayız. Çiğdemler solmuş. Yabani sarı otlar çıkmaya başlamış. Hasan abi ne buldun orada? Yok patates soğanına bakacağım. Soğan var mı diye var ama. O yabani otu. Bak şunun soğanına bakacak. Şu turuncu şeyin. Hı? O sadece acı bir ot. Mallar onu en son yer. Elindekiler çiğdem bak. Onların kökü olur. Çiğdem bitmiş mi peki? Çiğdem zamanı geçmiş mi? Geçmiş. Geç mi abi? Biz geç kalmadık da. Kar az yağmış. Geç kalmaz. 3-5 gün önce olsaydı tam çiğdem olurdu. Ya da bir hafta önce olsaydı burası hapishaneydi. Balıklar Beleni'nin başındayız. Devamında ise Sorkun Yaylası önü sümbüllerin bolca çıktığı bir yerdeyiz. Burası müthiş bir yer. Alabildiğine morluk var. Belki bir yılda sadece 15 gün bulunan bu şey bize de nasip oldu. 15 gün sonra yok bunlar. Alabildiğine bir morluk, müthiş bir güzellik. Neşet Ertaş olsaydı mutlaka bu sümbüllere bir türkü yakardı. Çek çek sümbülleri nereye kadar diyeceksiniz ama insan doyamıyor bunları çekmeye. En fazla 15 dakika zamanımız var bu mekanda. Kalıcı olması için bolcana çekmek istiyoruz. Bir dahaki bahara ya görürüz ya göremeyiz. İçimize sindirmemiz lazım.
şehrin egzoz kokulu sokaklarında zihnimizde mor sümbüller bazı olur. Beş Mınar denilen mevkiye geldik. Alabildiğine ihtişamlı Toros Dağları. Zirveleri kar. Yerlerde papatyalar yeni yeni açmaya başlamış. Beş Mınar'dan Toroslara doğru bir bakış. Önceki yıllara göre suda müthiş bir azalma var. Sorkun İsa'lı Yaylası. En nadide bulunan dağ laleleri. Bu da ancak sadece senenin 20 gününde falan gözükebilir. Daha sonra solar gider. Kendi kendine büyümüş orijinal dağ laleleri. Kiloları bilelim. Yok böyle bir güzellik diyebiliriz. Gele gele tilki dükkanı gibi dipsiz göle geldik. Eski güzelliği yok, sanki bir şehir olmuş etrafında. Kamışlarda güzel bir görüntü var. Adı dipsiz göl ama 30 metre derinliği varmış. Yüzmek cesaret ister. Hasan abi banyo yapıyor gibi burada. Çamurlara çok dalmış. Ne yorum öyle ya? Osman Yılmaz gibi alıp götürdü kötü kötü yerlere. O da Osman, bu da Osman işte ya. Anam burada iki tane Osman var. O da Osman, bu da Osman, bize de akılan pişman. Bozkır'a muhtemelen 30 kilometre uzaktaki Toros Dağları'ndaki dipsiz göl. İşte burası. Buradan da toparlanıp Sarıot Gölü'ne, oradan da aşağılara inmeye başlayacağız. Adam türküsünde ne güzel demiş. Sabahın seyrinde kuş sesini dinleyerek gidiyor. Nereye gidiyorsa. Sabahın güneş doğmadığı vaktinde. O ılık ya da o serin sabah rüzgarı yüzüne değiyor adamın, yürüyor. Sabahın seherinde kuş seslerini dinliyor, ötüyor kuşlar diyor. Arkasından
çeşmenin başında sevgilisini görüyor ya da hoşlandığı birisini görüyor ve diyor ki bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar, balın rengini bilmeyen, balı bilmeyen, kaynağını bilmeyen, onun özünü bilmeyen nasıl böyle bir benzetme yapsın ki? Benzetmenin en güzelini yapıyor. Teşbih-i beri sanatının en güzelini anlatıyor. Bal ile yoğrulmuş o sırma saçlar, kudretten çekilmiş kalem kaşlar, işte gönlümün sultanı geliyor diyor. Burası Karacahisar Yaylası. Keçi kırıldığı bölgesi. Niye kırılmış bilmiyoruz tabii hikayesini. Ama rahmetli dedem derdi, şu akan su demiri eritir derdi. Hakikaten de demirin ucunu bile eritmiş. O kadar yaz kış soğuk. Burada biraz da ruhumuzu besliyoruz. Dağlardan eriyip gelen kar suları ismiyle, görüntüsüyle, soğukluğuyla her zaman beni mest eden bir şey. Şöyle bu suyun içine yatasım var ama ucunda zatürre de var tabi. Eğri gölün, dipsiz gölün ayrıldığı kavşaktayız. Eğri gölden gelen kar suları. Siristat Bozkır'ın eski ismi. Karşı 20 kilometre sonra Eğri Göl. Biz geri dönüp Aygır Şelalesi'ne ineceğiz. Ora başka bir zamanın başka bir rotasına kaldı. İhtiyar delikanlı şov yapacak. Haydi sana bir gazla bakalım be. Hani? Ha, boşuna mı çekti? Gele gele geldik Sarı Ot Gölü'nün kenarına. Su dolmaya başlamış. Burası kar sularıyla dolar. Daha sonra aşağıdaki gideceğimiz Aygır denilen yerden çıkar. 1000 metre aşağıda. 1000 metre direkt aşağı ineceğiz şimdi ekstrem bir yoldan. Bu suyun oradan şelale şeklinde çıktığını göreceğiz. Her zamanki dediğim gibi burada iklim başka. Aşağıda bir başka. İsmine türküler yakılmış bir Sunni göl. Muhtemelen 2 ay sonra burada hiç su kalmayacak. Tamamen bir yeşillik olacak. Oralarda da yılka atları olacak. Karşıda Sarı Ot Yaylası. Aykır ile Sarı Ot Gölü'nü bağlayan Büyük Kudayı'nın yolundayız. İlginç ve zorlu bir yol. Buradan ineceğiz şimdi.
Arkadaşlar acele ettiği için biz de Palas Pantaras devam edeceğiz. Yolu görüyorsunuz. Böyle bir yol. Bu görün döküldüğü yere gidiyor. Aşağısı 1000, rakımsa yukarısı 2000. Hasan abi uçuyor vallahi maşallah ya. 65'lik delikanlı. Aygır denilen yerdeyiz. Sarıok Gölü'nden akan su buradan çıkıyor. Şuralardan, yukarıdan. Bu yukarısı Mayıs gibi kuruyacak ama aşağısı 12 ay akar. İhtiyarlar sevdi burayı galiba. Bol bol çekim yapıyorlar. Oruçtan sonra gelip sucuk pişirelim çöpte diyorlar ama iki gündür esen rüzgar bayağı bir çiçek açtırmış buralarda. İstirahat zamanı. Bıyıklı dayının yolu bizi yordu. Vay Hasan abiye bak, ihtiyar delikanlı göçtü ha. O ne biçim yatış ya? Çok mu yoruldun? Burası müthiş bir mesire yeri. Hafta içi ve oruç olduğu için bizden başka kimse yok. Buraya da geleyim. Burada bizim bir 5 silindir çeşmemiz var. Burayı çekmezsek olmazdı. Sis farlarım açık kalmış, ak bitecek. Geçenki akibete uğramadan bir an evvel kapatmam lazım. Yoksa yanarız.
aküyü 2 dakikada bitirip atıyor. Bekliyorum ya kavşaklarda. Tarihi değirmenlerde Manavgat susamından müthiş bir damak tadı. Aha. Sen de niye yok? Vay baba vay. Burada kavruluyor susam. Neşe ateşinde. Lan salak mısın burada ne uğraşıyorsun? Oğlum çıksana daha bana. Geri dönüş başladı. Kanyonun girişindeyiz. Bu taraf Balıklava'dan Suluğa çıkar. O tarafı gitmeyeceğiz. Aslında güzel taraf o taraf. Biz ortasından girdik kanyona. Şu tarafa dönüp 40 kilometre kadar Apa Barajı'na, oradan da Konya'ya doğru yol alacağız. Kanyonun ortalarındayız. Burada yukarılardan bir yerlerden su geliyor, bayağı da güzel. Hangi köyden geldiği belli değil. Yalçın tepelerin üstünden. Bizim ihtiyar delikanlı motorcular çok enerjik. Bastılar gittiler. Burayı çekmeden geçemezdim ben, bildiğim için burada durdum. Birazdan bu kanyon daha da derinleşecek. Çok güzel görüntüler olacak. Ama ne kadar çekebiliriz? Dur kalk dur kalk, iyice yorulduk. Malum oruç. Çekebildiğimiz kadar. İnsan ne bilsin ki balın tadını, eğer arıyı, çiçeği bilmiyorsa, çiçeğin çıktığı vakit doğada gezmiyorsa, arının sesini dinlemiyorsa, gidip dedesiyle, atasıyla beraber ormanda gezip aşı yapmıyorsa, o böceklerin, arılarının ondan nasipleneceğini bilmiyorsa, o balın tadı nereye gider ki? Balı ballandıran şey, balın kaynağında yaşamak, onu bilmek aslında. Ondan uzak kaldığımız zaman hayatında lezzeti, tadı kalmaz. Sabahın seherinde ötüyor kuşlar, balın anıyor durmuş o sırma saçlar. Balın anıyor. Yap bir tek teker. Bura
büyük bir köprü yapmışlar. Apa Barajı'nın ucu gözüktü. 5 kilometre kadar tamamen aşağı doğru Aras suyu. Şu alüminyonun yeri ne ya? İçinden bir şey mi geçiyor? Manzarayı kapatmış. İşte bugün Sultan. Haydi ha. Enerjin bitmedi mi daha ya? Yolun sonuna geldik gibi Apa Sarıcık köyü. Denize sıfır diyemeyeyim de baraja sıfır diyeyim. Konya'nın denizi böyle olur işte. Toroslardan eriyen karların biriktiği suların oluşturduğu baraj. Buradan sonra bizi dümdüz çölde 60 kilometre kadar bir yol bekler Konya'yı bulmak için. Bir daha da ne dururuz ne kamerayı açarız muhtemelen. Ve Konya'dayız. Mutsuzluğa giden mutlu bir son. O zaman çay.